Hadi kızım, hadi gidiyoruz. Selamun aleyküm kıymetli dostlar. 81 il 81 fidan yürüyüşümüzün 47. şehri Siirt'ten, Siirt'in Baykan ilçesinden hepinize hayırlı sabahlar, günaydın. Biz uyandık saat 7. Yola düştük. Veysel Karani beldesine doğru gidiyoruz. Dün akşam geldim Baykan'a fidan dikemedik. Ama Veysel Karani'ye dikeceğiz. Nasıl olacak? Şimdi size bir haberim daha var. Uzun süredir bizi takip eden abone olarak desteğini esirgemeyen kıymetli abonelerimizden Adanalı Metehan abimizle tanışacağız. Bana destek olmak, yürüyüşüme destek vermek için geliyor. Birlikte yürüyeceğiz, birlikte fidan dikeceğiz. Birazdan sabah saatlerinde Veysel Karani beldesinin orada arabadan ineceğini söyledi. Bakalım, onunla tanışacağız. Kendisine de şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi gidelim bakalım. Abi suyumuz yok. Susuz yürüyorduk. Karşıda bir herhalde 2 kilometre yok ya. Bayağı gelmişiz abi. Ta o kıvrım değil, öbür kıvrımdı. 3-4 kilometre geldik herhalde. Sabah dereden doldurduğum az bir su vardı. Onunla idare ettik. Burada bir çeşme var galiba. Akarı burada. Tam zamanında denk geldi. Meyve satıyorlar, incir, üzüm. Oh yoldaş, yat kızım yat, nasıl seviniyor bak. Bulandırdın suyu. Diz çöküp yatmaya beceremiyor. Oo, çeşme de çeşme ha. Helal be, vallahi susuzluktan ölüydük ya. İyi koymuşsunuz, çeşmeyi buraya tam yerine koymuşsunuz. Hayırlı işler. Pek soğuk değil ama. Abi dün yoldaşa bak, 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 bak. Ne oldu kızım? Serinliyor musun? Bak, bak. Ya ben bunun bu hallerine hastayım ya. Tekniği bu, kendini. Yavaş, gel. Koşarak su sıçratıyor üstüne. Ama ben bir bardak su atsam hemen kaçar. Değil mi zilli senin? Abi burada tuvaletler varmış, muhtemelen mescit de var. Aynen. Bir çınar ağacı varmış. Kaç kilometre? 2-3 kilometre. Dün hava kararmasaydı. Oo, tepesi istirahatgah. Çakılın taşın üstünde uyuduk. Şimdi burada azıcık oturalım diyeceğim. Bak 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 bak. Ateş yakma yeri. Oo. Eski bir mekanmış zannedersem. Fakat şimdi burada otursak zaman gelip geçecek. Sıcakta yürümek gerekecek. O yüzden 5 dakika bir su molası deyip kalıyormuşum yarım saat. Genelde öyle oluyor. Allah yarabbim. Of. Yoldaşım, yoldaşım. Akıllı bıdığım benim. Sen ve ben bu dünyanın anasını ağlatırız kız. Zillim benim. Sen ve ben bir tanem neden? Gel buraya yoldaş. Nereye giden? Güneşe mi? Kuruncan değil mi? Hahaha.
üstümü değiştireyim hazır kapalı mescit lavabo varken. Ayakkabılarımı giyeyim. Sonra gidelim. Çeşme başından ayrıldık. Yol üstü bir mekan daha. Şey varsa dururum. Koş 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 yoldaş koş. Araba gelmeden koş. Koş geliyor kız koş. Koş koş vallahi hızlı geliyor koş. Mescitte üstümü falan değiştirdim. Lavabolarda. Burası da herhalde daha açılmamıştır. Bir selam verelim. Yeşil çevre dinlenme tesisleriymiş. Daha sabahın 8'i. Çay yoktur ya, bir bakalım. Selamun aleyküm. Selam. Abim hayırlı işleriniz olsun. Sağ ol efendim. Belki çayınız vardır diye bir döneyim dedim ya. Vardır. Bir bardak çay içeyim size zahmet. Oy, merhaba. Evet. Yoldaş yat kenara kızım. Yat kenara. Allah. Memleket yeri amcanım. Abi ben aslen Konyalıyım, Manisa'da yaşıyorum. Peki senin bisikletin yok. Yok, ben yürüyerek gezerim. Allah Allah. Evet. Abi isim neydi? Maşallah güzel tütün sarıyor. Benim ismim Gariban. Gariban. He. Ama garip. Ama kocaman dinlenme tesisim var. Ya işçi. Nasıl garibansın? Gariban olan benim. İşçi. İşçi he. İşçisin sen, işçi kaldı. Dişlerim yok. Gözlerim yok. Kulaklarım hepsi hasta. Demin çay getirdin. Gözlerin olmasa nasıl çay getirirsin? Ya vallahi şifa verir ya. Sen ne öyle dert edinirsin? Burası kesin senindir ha. Şimdi video çekiliyor mu? Şimdi çekiliyor. Video benim değil. Bütün derdini söyle. He. Allah vakit anam sikildi. Şimdi hocam. He buyur abi. 66 yaşındayım. Maşallah var. Bu 66 yaşında ben çalışıyorum. Tamam mı hocam? Tamam. Bana dedin ki sen niye geziyorsun he? He. Aynen öyle. Sen diyorsun ben falan onun torunuyum. He ben Karun'un torunuyum abi. He. Bende para bol. Sırt çantam para dolu. Ata ata gideyim. Senin buraya da biraz atayım mı? Onu açarsan memnun olurum. Onu açarsan belki gözlerden öperim. Bir tane kızım maşallah. Evlenmiş. He. 4 tane çocuğu var. Orospu çocuğu babası da cezaevine girmiş. 15 sene ceza vermişler ona. Vay vay vay. O kızı, o kızım da o çocuklar hepsi başıma bela oldu. Ya yani sevabı, ben gariban olmasam kim garibandır? Sen de haklısın ama emmi. Onun da ayrı bir sevabı vardır be. Ne yapacaksın? Ya, baba olmak kolay değil ki. Sevabı var var, yok değil. Var da bu yaşını bu 66 yaşından sonra. Emeklilik var mı? Ne emekli? Acaba emekli olsa ben buraya gelir miyim ya? Sen beni kandırıyorsun, burası senindir kesin. Yok yok. Kandırma yok. Böyle bir zengin ağa görüntüsü var sende ya. Yok ne zengini ne ya, zengin olsam dişlerim yaparım. Dişlerim yapardım. Hem ona hem kuruş yok değil ben. Ben gittim pazara gittim bana 200 milyon mu dedi, 200 milyar mı dedi, ne dedi? Allah Allah. Ekmek yemiyor, bisküvitle çay, kahvaltı yapıyor. Bu köpek de senin. O benim yoldaşımdır. Edirne'den beri benimle gelir. Vay Edirne'den beri maşallah. Peşime takılmış. Vallahi sen ekmek de veriyorsun ona tabii. Ekmek veriyorum, mama veriyorum. Ne versen, makarna versen yer. Aç kaldı mı fare avlar yer. Teşekkür ederiz. Vallahi o güzel. Elhasıl öyle abi. Güzel bir köpektir abi. En sağlam dost odur. Abi adı gibi yoldaştır bana. Aynen öyle. Bu yollarda tek üç kazancım olur. 3 beste 3 sene bakar sana. Bir lokma ekmekle 3 senedir peşimden gelir. Peki. Yani. Onu bir öğret öğret. Nasıl öğret? Altın yerleri bir şeyleri öğret de sana altın gösterir. Yerleri kazıyor ama fare gördüğü zaman kazıyor. altın gömmek yok. Hani onu anca nasıl bulur biliyor musun? Altını farenin kokusuna bularsan, gömersen o zaman fare zanneder de kazar. He, doğru söylüyorsun. tamam kapat artık. Eyvallah. Çay içtik ayrılıyoruz abi. Bitlis çayı bu tarafa doğru gidiyor. Şu aşağısı tam böyle ağaçlık alanlar var. Oturup kamp kurasın. İki derenin birleştiği bir yer. Küçük bir derenin eklendiği yer diyelim.
üzüm bağı var. Buralarda üzüm yetişiyor. Artık sıcak bölgelere geldik abi. Çamlıklar var. Ne zamandır çamlık görmedim ha. Vay 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 vay. Köprü var eski. Çok da eski değil ya. Yalnız Veysel Karahane'ye gitmemiz lazım. 3 kilometremiz kalmış. Yani abinin dediğine göre. Garip abimiz. Video çek dedi. Dedim aha açayım. Anlat derdim. Acık küfürlü konuştu ya. Olsun. Abi şu çam gölgesine yatıp uyuyasım var ya. O kadar canım çekiyor ki. Ne zamandır böyle bir yerde çam pürlerini görmeye özlemişiz ya. Ege'de yetiştik abi biz. Vay vay vay. Böyle akşam denk gelse tam yatılıp uyuyunca, hatta şimdi bile yatarım da. Muhtemelen dedim ya, kıymetli abonelerimizden Adanalı Metehan abimiz benimle birlikte yürümek için geliyor. Hatta indi ya da 5-10 dakika sonra Veysel Karahane'de inmek üzere. Yoldaş gel kızım, anladım biliyorum, güzel orası da. Gidelim. Bekletmeyelim abi. 2-3 kilometre yolumuz kaldı. Onunla buluşacağız inşallah. Hem de elinde fidanıyla geliyor. Ta Adana'dan Siirt fidanımızı getiriyor. Fidan aramayacağız. Abi ilk defa bu bölgede görüyorum. Bu nasıl bir bitki ya? Üzerinde böyle. Fotoğrafını çekip bakmak lazım. Adı neymiş? Antep fıstığının kozası gibi. Pardon, yer fıstığının. Her yerde bu bitkilerden var yol kenarı. Veysel Karahane beldesinin tabelası göründü. Veysel Karahane'ye inceden giriş yapıyoruz abi. Şurada bir jandarma kontrol noktası var. Yani asker. Jandarma mı bilmiyorum. Bir yer bulalım, gölge oturalım abi. Bir cami, bir kahvehane, bir çay ocağı. Kahvaltı da yapmadık, bisküviyle atıştırdım. Gel yoldaş, kenara gel. Geldik abi, belde hemen şöyle yolun altında. Yerde bir kavşak var sanırım, bir benzinlik var. Benzinliğe gidip oturmam lazım ama şu ormandan, cırcır böceklerinden çok canım çekti. Biraz burada oturalım. Abimiz gelince haber eder. Gelmiştir bile belki. Konuşalım onunla. Gel yoldaş, gel. Vay vay. Yol kenarında bir türbe, bir ziyaret buldum ama girişi nereden? Şöyle yazısına bir bakalım. Diken sarmış. Böyle bir de kamelyası var. Zaten şu ormandan kalktık. Nar ağacı ekmişler. Sivaslı Silvan, ben nasıl okuyorum ben onu ya? Silvan Baykan yolunun köprülerini yapan Gümüşhaneli Harun Tatar, hususi hayatında iyi bir insan, iş hayatında da değerli bir usta idi. Vazifesi başında şehit düştü. 1952 mi diyor? Allah rahmet eylesin. Adanalı abonemiz Metehan abimiz gelmiş. Az önce bu kavşakta inmiş, parkta oturuyormuş. Hadi gidelim. Tanışalım. Yoldaş, neredesin kızım? Koş 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 koş. İyi mekanlar da var, yiyecek içecek bir şey bulabiliriz belki. Manav mı?
Bak 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 Metehan abime bak, koşturuyor orada. Ben geliyorum abim, sen ne nerede oturuyordun? Şükür kavuşturana. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Evet. Ömer, ben bir selfie yapayım. Hemen bir selfie. Gel oturalım, bir oturalım gel. Dur bir hemen yapalım da şöyle güneşten. Yap bakalım hadi. Evet. Şapka azıcık kaldırsam böyle suratın daha net gözükür. Senin telefon iyi göstermiyor ama. Ekran yok, mı bozuk? Yok, ekran biraz böyle gösteriyor. Gel Ömer. Hadi gidelim. Yoldaş bekle. Gene çamura sürünmüşsün. Gene çamura girmiş. Metehan abimle buluştuk. Adanalı Metehan abim abonelerimizdendi. Bir süredir konuşuyorduk. Burada buluştuk şimdi Siirt Veysel Karahani'de. İnşallah buradan bir rota planı yapıyoruz. Gideceğiz bir yerlere. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar abone dedi ama ben abonelerinin, evet aboneyim ama sıkı hayranlarındanım ve şu anda yanındayım. Yanındayım. Beraberiz 81 il, 81 fidan projesinde şu anda beraber devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Yürüyerek Türkiye turu. Bekleriz arkadaşlar. Kim gelmek için istiyorsa gelebilir. Aynen öyle abi. Yolculuğumuz herkese açık. İnşallah güzel bir keyifli bir yol olacak. Şimdi rota konusunda bir düşüncedeyiz. Onu netleştirip Siirt'in fidanı da inşallah burada Veysel Karahani Hazretleri'nin türbesine mi dikeriz? Bir camiye mi dikeriz? Abim sağ olsun. Elinde fidanıyla geldi. Dur. Tamam buradan görünüyor abi. Tamam. Fidanları da geldi. Şimdi Adana'dan geldim. Adana'dan getirdik fidanları. Yavaş yavaş kahvaltımızı yapalım. İki lokmayı yedim. Can geldi. Öyle videoyu açabildim. Evet. Sonra artık bakalım öğlen sıcağını atlatıp yola çıkarız. Gibi çok yavrular büyüttük. Hey tatlı. Poşeti inceliyor. Peşimize poşeti takılmış inceliyor. Gelmiş. Evet. Maşallah. Ben yoldaşı gördü ya. Evet. Sahibi de geldi. Heh. Geliyor abla. Bak kaçıyor. Gel gel abla buradan. Sahibine iade ettik. Caminin bahçesi var dediler, buraya dikelim dedik ama arka tarafında varsa vardır Ömer. Kenara da dikelim, kenarlarda müsait yer bulursak. Küçücük bir bahçe. Selamünaleyküm. Veysel Karahani beldesi, hep turizm bölgesi. Burası esas ismi ziyaret beldesi herhalde. Eski ismi çünkü belediyenin ismi ziyaret diye geçiyor. Böyle duvarlı sütunlu bir bahçe içinde türbe var. Herhalde eski bir cami varmış. Onu yeniliyorlar. Türbe de bu tarafta. Biz de hava sıcak. Öğlen geldik buraya. Saat son 2.30. Çay ocağında oturuyoruz. Çantayı bıraktım. Metehan abimiz de orada oturuyor. Yoldaş inşallah onun yanından kalkmaz. Ben şöyle bir türbeyi ziyaret edip sonra da bir fidan dikeceğiz. Bir dikecek bir yer bulalım. Müsait bir yer. Ondan sonra da yola çıkacağız bakalım derken şapka takıldı düştü. Çok akın akın ziyaret var yalnız. Şöyle bakalım. Hazreti Veysel Karahani Türbesi. Veysel Karahani hatıralarının satıldığı, hepsi birbirinin aynı dükkanlar. Hemen hemen hepsi aynı. Sabunlar aynı yerde. Elbiseler, saatler, her şey var. Selamünaleyküm abaylişle. Abi şunların videosunu çekebilir miyim abi, biraz? Abi. Bunlar inci kefali mi? Evet. Var. Evet. Van'da mı yetişiyorsun bunlar? Van, şey diyor, Van Gölü'nden geliyor. Bunlar Van'da yetişiyorlar, Van'da tuzluyorlar. Hani 3-4 ay şu tuzda kalıyor, ondan sonra satıyoruz. Bu bozulmuyor yani, böyle yok, direkt yok, bozulmaz. Pişiriyorsun bunu, yiyorsun ha? Aynen, bak nasıl yapıyorsan öyle yapıyorsunuz. Pratik. Çok güzel ya. Hadi hayırlı işler abi. Hayırlı işler olsun. Veysel Karahani beldesinden ayrılıyoruz abi. Şöyle giriş kısmı. Burada deve heykeli.
heykeli. Deve heykeline fotoğraf çekilecek mi Ömer ya? He? Abi evet. Kim çekecek şimdi fotoğrafı ya? Ben çekerim. Yürü yoldaş, koş. Sıcak. Fidan dikemedik, dikecek uygun bir yer kestiremedim. He? Ben çekerim, ben seni çekerim. Gel. Tamam, tamam. Ver. Ama çok uzak olmaz mı? Yok yok, geleceğim şimdi o tarafa, bekle. Metehan abimizle yol devam ediyor. Yeni başladık. Şimdi Batman ve Diyarbakır'ı sonraya bıraktım. Siirt, Şırnak, Hakkari tarafına doğru gideceğiz. Sonra Güney Mardin'e doğru döneceğiz falan filan. Ama önce Siirt'e fidanımızı ekmemiz lazım. Veysel Karahani'ye ekemedik. Fotoğraf mı çekiyorsun? İyi iyi. Ver ben çekivereyim. Ters çıkıyor Ömer. Ters çıkar. Ters çıkar Ömer. Ben şu kurtalan Siirt yazısı tam çıksın böyle tabela. Sen kenarda dur. Önünü kapatmıyorum değil mi ben? Yok yok tamam. İki tane bir de şapkası çekilir. Çıkar. Bir saniye saçım dağınık olmasın. He. Tamam mı? Tamam eyvallah ben. Beraber de çekeriz bir tane selfie yapıp. Tamamdır. Tamam eyvallah. Gel. Şu ormanlık alanda oturalım biraz abi. Evet. Bunu Facebook atacağım ya. Çünkü doğrultudan çıkacağımı söyledim arkadaşlar. He. En azından görsünler Facebook'ta. Tamam bakalım. Yol kenarı bir orman bulduk. Mesire yeri gibi. Ama su yok. Saat 3'ü geçti mi abi? Saat kaç? Geçtim. Bakayım hemen saati. 15.53. 4 oluyor ha. 4 sayılır artık. Yani 7 dakika sonra 16.00. Allah. Abi geldik. Siz ne yapıyorsunuz Akdeniz'de, Ege'de ben bilmiyorum. Siirt'e bindik. Bitlis'in vadilerinden indik. Baykan'dan sonrası abi fena. Cayır cayır yanıyor. Yürünmüyor sabah. Onda mı buluştuk abi biz? Kaçta buluştuk? 10 gibi yani ondan önce. Ondan önceydi. 9.30 falan. 9.30-10 gibi yürümeyi bıraktık. Akşam 4 oldu daha yürüyemiyoruz. Az yürüdüm baktım olacak gibi değil. Ay kendimi geçtim yoldaş ha. Yapıyor. İyi ormanlık bir alan bulduk da burada kamp yapacağız inşallah. Vallahi kamp yapar mıyız gider miyiz bilmiyorum ama. Bir bakacağız. Suyu değerlendireceğiz. Su yok ya nasıl kamp yapacağız? Bakacağız işte. Buluruz inşallah ya. Etrafı bir gezmek lazım. Aynen. Bir kolaçan ederiz olmazsa. Abi kurak Siirt toprakları. Su yok. Bulamadık su. Şuradan isteyeyim. Selamünaleyküm. Hay Allah razı olsun abi ya. Adın neydi abi? Hüseyin abi. Hüseyin abi. Benim de Ömer. Biz Türkiye'yi yaya gezeriz. Vallahi susuz kaldıydız. Allah razı olsun. Hakkını helal edesin. Coğrafya. Biliyorum. Nereden durursan, kimin evini görürsen kapı vur. He. Biz acız, yemek verin, su verin de. Ne kadar iyisiniz ya. Allah razı olsun. Kimse yok demez. Sizi misafir de ederler. Biliyorum abi, bizim biliyorum. Bizim bölge halkı öyledir. Biz öyle görmüşüz dedelerimizden, babalarımızdan. Erzurum'dan beridir gelirim. Senin dediğinin iki katını da hep oradan bu yara kadar her yerde yaşadım. Vallahi haklısın yani. %100 haklısın. Evet yani isterseniz gelin gidelim yemek. Sağ olun abi. Abi yok teklif etmen yeter. Allah razı olsun. Biz daha yeni çıktık yola. İyi iyi domates evet evet. Koydum. Vallahi yeter fazla iyi. Bile abi. Ama öyle var bizim çantamızda var. 2 dakikada gittim eve ancak o kadar yapabildim. Abi seni bize sadece su lazımdı. Sen üstüne onları da koydun. Hakkını helal edesin. Çok da memnun oldum. Teşekkür ederim. İsim neydi abi? Hüseyin abi. Çok memnun oldum. Hakkını helal et. Sağ olasın. Zokamir köyün girişinden geçiyoruz. Kürtçesi de yazıyor. Hunbik Sir Fatin. Seyyid Muhammed Nurani Hazretleri'ni duyuyorsun. Yolda bir su istedik. Su sorduk. Adam ben getireyim evden dedi sağ olsun. Hüseyin abimiz bir de gelirken
peynir ekmek getirmiş. Şimdi gidiyoruz bakalım. Sanırım ileride bir yerde şeyle yine kesişiyoruz ama şöyle bir gölgelik bir yer arıyoruz. Fazla gitmeyiz bugün. Yükümüz ağır çünkü 2-3 şişe su var. Bu yollarda da su sıkıntı olacak bundan sonra. Saat 6 küsür. Güneş yavaş yavaş tepeciklerin arkasında kalıyor. Biz de gölgeye denk geliyoruz. Yokuş aşağı bulduk yolu. Çok uzakta sislerin arasında bir apartmanın yığınları görüyorum. Muhtemelen orası Siirt. Yokuş aşağı iniyoruz. Hava kararmadan Bitlis çayıyla tekrar yol kesişiyor. Çayyaka diye bir köy gibi bir yer var. Haritada gördüklerimi söylüyorum. Ne çıkar bilmiyorum. Elimizde çok yük var. Abinin biri iki şişe soğuk su verdi. Hemen kamp yapacak gibiydik, aldık. Sonra vazgeçtik. Metin abimle beraber yoldayız. Hayırdır abi? Fıstık buldum da. Siirt fıstığı. Hiç kurumuş gibi ya. Onlar ta şeyden kalma. Onlar... dur kameraya çekeyim onu. Heh. O tazeyken dalından kırılmış. Öyle düşmüş. Daha fıstık zamanı gelmedi sanırım. Evet. Eylül gibi, Ağustos sonu gibi oluyor. Gerçi yok, evet Eylül gibi oluyor. Ama harika gözüküyor. Denk gelir, Siirt'te alır yerik. İnşallah. Abi şurada bir ormanlık görünüyor ama onun ilerisinde de Siirt çayı var. Çayyaka köyünün oralarda bir yerde kalırız. Belki de daha öncesinde kalırız. Gün batıyordu. Böyle bir çamlık alan bulduk. Yoldan daldık. Saat 18.43. Nehire ne kadar kaldı? Çayyaka'ya biz neredeyiz abi? Hemen hemen gelmişiz. Yaklaşık bir 2 kilometre falan kalmış. Bakmadım da göz kararı. Hava da kararmadan bir çay yapalım, içelim falan dedim. Suyumuz var. Burada çok dikkatli şöyle etrafı açılmış bir yerde küçücük bir çay ateşi yakabiliriz. Çer çöp içinde abi buralar. Oo, güneş çamlarının arasından iyi süzülüyor. Gel, burada ocaklık var abi, gel. Burada ocak yapmışlar hazır. Bekle bekle, ben taşırım. Etrafı bir kolaçan edelim. Yoldan da uzaklaşabildiğimiz kadar yatarız alimallah burada. Etrafını açalım. Çam türleri. Ve çok dikkat ederek burada bir küçücük bir çay ateşi yakalım. Çay olduysa ooo iyi olmuştur. Biraz fazla akıyor. Abi senin şansına çay güzel oldu. Ethan abimle közde çay içiyoruz. Evet, benim şansıma çay güzel olmuş. Bakayım şöyle ışığı tutsana güzel abi. İyi renk kalite. 10 numara. Güzel. Teşekkür ederim. Afiyet olsun abicim. Kıymetli Metin abimle ilk günümüz ve kampımız güzel bir yere denk geldi. Şişe sularımız var ama bize yeter. İnşallah yarın da derenin oradan geçer gideriz. Siirt'e doğru yolumuz devam ediyor. Abi tekrardan hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Onlar. İnşallah yarın gündüz gözüyle Metin abim kendinden bahseder, biraz tanıtır. Ben de net müzikiyim. kendinden biraz bahsettiği bir video yaparız yarın inşallah. Tamam? İnşallah tabii ki.